Tamamdır. Başlıyoruz hocam. Değerli hocam, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17'sinde düzenlediğimiz bilim sohbetleri etkinliğimizde Marmara Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Beste Turan hocamızın bilinen ilaçlar, yeni kullanımlar konulu sunumu ile gerçekleştireceğiz. Sunumun aksamaması için sorularınızı sunum sonunda chat kısmından alacağız. Hocam, şimdi sözü size bırakıyorum. Merhabalar. Ben başlamadan önce teşekkürle başlamak istiyorum. Can Aktan Kıyar arkadaşım öncelikle ve tüm topluluk çalışanlarına emekleri için ve nazik davetleri için. Ben şöyle sunuma ilerleyeyim. Bugün size bahsetmek istediğim konu, yani bu arada slaytlarım İngilizce, umarım sıkıntı olmayacaktır sizler için. Zaten çok kısa yazılar. Ben Türkçe anlatıyor olacağım. İlk önce ben aslında çalışma konum olan sistem biyolojisiyle başlamak istedim. Sonra bu ilaç yeniden konumlandırma dediğimiz konsept ne, nasıl çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra bunların kanser tedavisinde kullanımıyla ilgili bahsedip 3 tane de kendi çalışmalarımızdan örneği sizinle paylaşacağım. Ben önce kısaca kendimi tanıtayım, bunu biraz hızlı geçtim. Haktan'ın dediği gibi Marmara Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum biyomühendislik bölümünde. Ege Biyomühendislik mezunuyum. Yüksek lisans doktoramda Kazım Yalçın Argo hocayla Marmara Üniversitesi Biyomühendislik'ten. Bir doktoram sırasında bir yılda İsveç'te bulunma şansım oldu. TÜBİTAK'ın bursuyla. KTH'teydim. Orada da Adil Mardinoğlu hocayla çalışma fırsatı buldum. Daha sonra geldim, doktorayı bitirdim. İşte Marmara'da çalışıyorum. Ondan öncesinde de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeydim. Kısaca benim yaptığım şeyler bunlar ama sistem biyolojisi çalışmaya, bu hesapsal çalışmaları aslında doktoramda başladım. Ondan öncesinde hayvan doku kültürü çalıştım. Lisansımda rekombinant biyoteknoloji çalıştım, enzim üretimi çalıştım, ekstremofillerle çalışma fırsatım oldu. Ve birbirinden farklı, hatta mikrobiyel ekoloji falan da çalıştım. Ve doktoraya gelene kadar deneysel çalışıp doktora da hesapsal, computational biyoloji, biyoloji kısmına yönelmiş oldum. Dediğim gibi şu anda çalışma konum temelde sistem biyolojisi. Peki sistem biyolojisi ne? Bunu dediğim gibi biz bu sunumu belki farklı branşlardan arkadaşlar da ya da bu konuya hiç aşina olmayan insanlar da dinliyordur diye çok böyle genel şeyler, slaytlar da ekledim açıkçası. Ama sizler tabii bu konsepte aşinasınızdır. Sistem biyolojisi multidisipliner bir alan. Ne yapmaya çalışıyoruz? Genler, proteinler, ve enzimlerin birbiriyle interaksiyonun içerisinde oldukları, etkileştikleri ve iç içe geçmiş bir ağ yapısında nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz. Yani bir resmi, tüm resmi görmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Parçalara bakmak yerine tüm resmi görmeye çalışıyoruz. Her neyi değiştiriyor, tek bir gendeki değişiklik. Bunu sistem bazında incelemeye çalışıyoruz. Tabii bu tıpta uygulanırsa bu yaklaşımlar, İşte adı systems biomedicine oluyor. İşte farmakoloji alanında uyguluyorsak systems farmakoloji ya da immünoloji konusunda bu yaklaşımları uyguluyorsak ve systems immünoloji gibi terimleri duymak mümkün. Ama temelinde olan ne? İşte ağ yapılarının kullanılması, biomarker bulunması, drug targetların yani ilaç hedeflerinin bulunması, protein-proteinin etkileşimlerinin bulunması, farklı omik seviyelerden biyolojik verinin eldesi, bu moleküllerin birbiri arasındaki etkileşim networklerinin oluşturulması. Bunların hepsi işte diagnostik, prognostik dediğimiz hastalıkla ilintili markerların bulunması hepsi sistem biyolojisinin altında. Hatta sistem biyotıbbı diyelim. Bunun altında sıklıkla geçen konseptler. Biz hep matematiksel modelleri biyolojiye uyarlamaya çalışıyoruz aslında işte ya da istatistik yöntemleri. Biyolojik olarak bir anlam çıkarmak için kullanıyoruz sistem biyolojisi çalışmalarında. Benim doktorada yöneldiğim temel konu ise drug repositioning diye bahsedilen, benim ilaç yeniden konumlandırma dediğim, Türkçe'ye bu şekilde çevrilen çalışma konusu. Bu drug repurposing, drug recycling, drug retasking, böyle İngilizce'de çok farklı şeyler var ama en temelde kullanılan drug repositioning ve drug repurposing eğer bu konuda araştırma yapmak isterseniz. Peki bu ilaç yeniden konumlandırma ne? Aslında bilinen bir ilaç var. Ve biz onun yeni terapötik bir uygulama alanını bulmaya çalışıyoruz. Yani orijinal indikasyonu dışında kullanıldığı, orijinalde kullanıldığı hastalık dışında başka bir hastalığın tedavisinde kullanımı için araştırma yapıyoruz.
kitabı bu konvansiyonel ilaç geliştirme, ilaç keşfi için aslında yardımcı bir proses. O şekilde düşünebiliriz. Neden? Çünkü bu bilinen ilaçların bilinen formülasyonları var. Bilinen üretim teknikleri var. Çok geniş bir farmakinetik özellik bilgisi var elimizde. Yan etkilerini biliyoruz biz bu ilaçların. Klinik denemeleri ya da markete, yani pazara çıktıktan sonra, hastalar kullandıktan sonraki anket çalışmalarına kadar birçok bilgi aslında bu bilinen ilaçlarla ilgili elimizde oluyor. Ve bu da sıfırdan bir ilaç bulmak yerine daha tercih edilebilir bir durum. Burada sizinle, kaynağını koydum diye baktım. Sizinle bir grafik paylaştım. Tabii bu biraz 2019 yılına kadar ama baktığınızda drug repositioning gibi ya da drug repurposing kelimelerinin geçtiği kaç yayın var? Şimdi 2005'lerde sıfır neredeyse, yani bu konsept kullanılmaya başlandığı yıllara 2000'li yılların başı, 2005 gibi yine alabilirsiniz. 2005, 2007'de de hatta hala sıfıra çok yakın. Ama hatta 2020-2021 sayıları daha da fazladır. Yani 2019 sonrasında ya da 2015 sonrasına baktığınızda aslında orada bir hızla yükseliş olduğunu, bir yükseliş trendinin olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonrasında toplamda 3000 küsür bu keywordlerin olduğu, keywordlerinde bu kelimelerin olduğu 3000'den fazla şu an yayın var. Bu da neredeyse işte 10 yıllık bir süreçte elde edilen rakam kümülatif olarak. Bunlara da baktığınızda çoğu, yani %60'ı araştırma makalesi, %24'ü derleme, ondan sonra işte %3 bu editorial dediğimiz editör mektupları, konferansta yayınlanan abstraklar, kitap bölümleri gibi daha küçük yüzdelerde şeyler. Yani çoğu da dediğim gibi orijinal araştırma. Peki bir de şöyle, şu açıdan bakalım. İlaç geliştirme için ne kadar para ayrılıyor? 95 ile 2015 arası bu istatistikte görüyorsunuz burada. Ve ne kadar ilaç approved dediğimiz, yani ne kadar ilaç onay alabiliyor? Buna baktığınızda da onaylanan ilaç sayısı aşağı yukarı, yani belli bir şey arasında tam 10'u evet geçiyor ama hiç 50'ye de ulaşamıyor. Gördüğünüz bunun arasında sadece 1996'da 50'yi geçmiş. Bu sayılar arasında gidip geliyor. Çok düşük olduğu yıllar da var onaylanan ilaçların. Ve yatırım maliyetine baktığınızda bu farmasötik firmalar ne kadar para yatırması gerekiyor ilaç geçişine, o da gitgide artıyor. Yani orada stasyoner bir durum yok, duran bir durum yok. Sürekli daha çok para yatırması gerekiyor ve bunlar milyar dolar mertebesinde paralar gerekli yeni ilaç geliştirilmesi için. Öyle olunca mesela farmasötik endüstri açısından baktığınızda da sıfırdan ilaç geliştirmek yerine, ki ne kadarı işte onay alıyor, piyasada kullanıma sürülüyor, sıfırdan ilaç geliştirmek yerine var olan bir ilacın başka bir indikasyonunun bulunması, başka bir tedavi edebileceği hastalığın bulunması tabii ki daha öncelikli, daha cazip hale geliyor. Burada da iki yöntemin, yani bizim geleneksel olarak ilaç geliştirmede izlediğimiz yollar ve ilaç yeniden konumlandırma yapıldığında izlenen yolları görüyorsunuz. Şimdi normalde uzun bir süreç, yani bu drug development dediğimiz kısım şu ilk iki satır. Zaten bir ARGE kısmı oluyor, araştırma geliştirme prosesi. Bunu da işte keşif ve preklinik çalışmalar olarak burada gösterilmiş. Bu 6,5, ortalama 6,5 yıl gibi bir süreç. Ondan sonra güvenlik araştırmaları en az bir ay. Klinik araştırmaya geçtiğinizde faz 1, 1,5 yıl, faz 2, 2 yıl. Ondan sonra bir 3,5, 4 yıl işte faz 3 çalışması. Sonra burada FDA örneği verilmiş Amerika için. Onların yaptığı çalışmalar 1,2 yıl. Sonra bir de pazara çıktıktan sonra bu post market safety monitoring dediğimiz, işte ilacın piyasadaki kullanımı sonrasında güvenlik verilerinin toparlanması gibi bir süreç var. Yani totalde bir 14 yıla yakın, 14-15 yıl neredeyse sürüyor ortalama. Ama siz ilaç yeniden konumlandırma yaparsanız, süre olarak da baktığınızda ya da adımlara baktığınızda, emek anlamında da ilaç yeniden konumlandırma 1-2 yıl içerisinde siz bir ilaç molekülünü
yani aday bir ilacı ve onun hedeflerini bulabiliyorsunuz. Daha sonra o compound denilen bu da aslında işte ilaç molekülü. Bunu lisanslamak gerekiyor. O da belki 0-2 yıl, hani çok hızlı da gidebilir. Daha sonra bunun işte tekrar bir preklinik faz 1, faz 2 araştırmaları yapıyor. Bu da 1-6 yıl kadar sürüyor. Sonrası zaten markete çıkıyor ilaç. Zaten onaylanmış olduğu için mesela bu FDA review kısmını ilk başta olan prosesten kurtarmış oluyorsunuz çalışmayı. Ya da bir 6,5-7 yıla yakın Ar-Ge kısmını aslında atlamış oluyorsunuz. Totalde baktığınızda bu da bir 5-6 yıllık bir zamanı değerlendirmiş oluyorsunuz, yani kazanmış oluyorsunuz. O anlamda da kıymetli. Peki bilinen örnekleri neler? Şimdi bu ilaç yeniden konumlandırmayla ilgili herhangi bir makaleye, çalışmaya baktığınızda en bilinen ve en çok bahsedilen örneklerinden biridir sildenafil. Çünkü en çok satan ilaçlardan da biri. Aslında 1980'lerde Pfizer tarafından bir işte koroner damar hastalığının tedavisi için geliştirilmiş bir ilaç sildenafil. Yan etkilerinden biri bu faz 1 klinik çalışma esnasında hipertansiyonu ve anjiyo pektorisi olan hastalarda bir yan etki olarak penil ereksiyon görülüyor. Bu yan etki olarak not alınıyor. Daha sonra işte faz 2 araştırmalarına devam edildiğinde bakıyorlar ki bu koroner damar hastalığına işe yaramayacak. Daha sonra yan etkisi olan bu erektil disfonksiyon için tedavi amacıyla kullanılmış oluyor. İşte burada redirected repurpose dediğimiz kısma geldik yani. Başka bir şeye yönlendirilmiş oluyor. Başka bir görülen yan etkinin tedavisi için kullanıma sunuluyor. FDA tarafından onaylandıktan sonra da bir Amerika marketine giriyor 1998 yılında ve çok satılıyor. Yani işte o yüzden blockbuster diyoruz bu Viagra'yı da biraz daha, eğer yaşı böyle yüksek, benden de büyük hatta dinleyicilerimiz varsa onlar da çok duymuştur bir dönem. Böyle çok televizyon haberlerinde falan da karşımıza çıkan bir ilaçtı yani. Talidomid bizden tabii çok önce kullanılmış bir ilaç. O da normalde bir sedatif olarak geliştirilmiş bir Alman farmasötik firması tarafından 1957'de. Aslında yapılmak istenen şey, tedavi edilmesi istenen şey bu morning sickness denilen sabahları ortaya çıkan hamile kadınlardaki bulantının giderilmesi yapılmak istenen. Ama gel gelelim işte ilacı kullandıktan sonra insanlar doğan çocuklarda böyle doğumla birlikte bazı defeklerin olduğu şey, defekler görülüyor. Fotoğrafta da görüyorsunuz bir malformasyon var vücut ekstremitelerinde, bacakta, kollarda ya da onların yani yarısına yakını doğumla birlikte zaten kısa bir süre sonra ölmüş bu ilacı kullanan annelerin çocukları. Bu arada talidomid onaylandıktan sonra Avrupa'da ve sanırım Amerika'da da onaylanmış ama Türkiye pazarına girmesine izin vermeyen hekimlerimiz var. Bu da bizim açımızdan bir şans. Yani Türkiye'de hiç satılmamış bir ilaç bu anlamda. Sonra bu problemler ortaya çıktıktan sonra ilaç tabii ki kullanımı durduruluyor. Ve sonraları antikanser aktivitesi ortaya çıkıyor. Damarlaşma, anjiyogenesis dediğimiz kanserli bölgedeki damarlaşmayı durduruyor. Ve bu anlamda özellikle refraktörü multiple miyeloma ya da metastatik prostat kanserde tedavi amaçlı kullanılıyor. Yani ne olmuş oldu yine? Var olan kullanımını değiştirmiş olduk. Yani orijinal indikasyonla ilacını değiştirmiş olduk. Bu tabloda da ilk onaylandığı tabii ilk indikasyonları, orijinal indikasyonlarının onaylandığı zamanlar görülüyor ilaçların. İlacın adı, işte orijinal indikasyonu, yeni indikasyonun hangisi olduğu. Mesela işte minoksidil, hipertansiyon ilacı normalde ama alopecia dediğimiz yani kellik, saç dökülmesi tedavisinde kullanılıyor. Ya da işte talidomid'den bahsettik, orijinal indikasyonu, morning sickness, ama multiple myeloma da kullanılıyor.
gibi böyle birçok ilaç listesi var artık elimizde. Dediğim gibi bu sadece bir kısmı. Bu şekilde kullanılan birçok ilaç var. Fakat mesela Viagra örneği, Sildenafil örneği ya da Thalidomide örneğinde olduğu gibi bunlar biraz daha mesela gözlemlendikten sonra ya böyle serendipidiously found denir, yani şans eseri bazen işte gözlemle bulunmuş olan ilaçlar var. Bu bizim yine yeniden konumlandırılmış ilaç dediğimiz. Bazıları böyle yan etkilerle gözlemlendikten sonra başka bir indikasyona çevrilmiş. Ama bunlar şansa bırakılacak şeyler değil. Artık gelişen teknolojiyle, artan omik veriyle birlikte aslında hesapsal yöntemlerle daha rasyonel bir şekilde ya da yapılabilecek deneysel yöntemlerle daha rasyonel bir şekilde ilaç yeniden konumlandırma yapılabiliyor. Burada buradaki figürde de hangi yöntemler ilaç yeniden konumlandırmada kullanılabilir? Onun bir örneği var. Mavi ile görülenler hesapsal yöntemler. Burada yeşil pie chart'ta görülen yeşillerde deneysel yöntemler. Şimdi kısaca bu yöntemlere baktığımızda da mesela signature matching çok kullanılan bir yöntem. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Mesela transkriptom düzeyinde, yani RNA seviyesinde elinizde bir high throughput dediğimiz yani yüksek hacimli bir bilgi var. Ve ilacın etkisini diyelim denediniz bir hasta grubunda ya da hücre hattında. Daha sonra şuna bakıyorsunuz. Mesela sizin elinizdeki hastalık verisiyle ilacın etkisi birbirine benziyor mu? Ya da tersine çevirebilme ihtimali nedir? Buna bakıyorsunuz. Yani istatistik olarak bunu incelediğinizde eğer ilacın etkisi hastalığın transkriptomik düzeydeki etkisini geriye çevirebilecek düzeyde ise o zaman diyoruz ki tamam işte bunu deneyebiliriz. Buna biz signature matching diyoruz. İşte moleküler docking dediğimizde moleküler kenetlenme bunun Türkçesi. Bu da yapısal bazlı aslında hesapsal bir strateji. Birbirine tamamlayıcı mı, bağlanma bölgesi, ligand ve bu terapötik target dediğimiz genellikle protein ya da reseptörlerin birbirine fiziksel olarak bağlanabileceği bağlanma bölgelerinde ki şeyleri, daha doğrusu birbirine uygunluklarını kontrol ederek ilişki içerisinde olabilirler mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ya da genetik bir ilişki var mı? Hastalıkla ilişkili genler potansiyel bir ilaç hedefi olabilir. Bunlar üstünden de ilaç yeniden konumlandırma yapılıyor. Ya da moleküler pathway'ler, yani moleküler yol izleri üstünden de ağ bazlı analizler yapılarak genetik protein düzeyinde ya da hastalık datasını diye direkt kullanarak yine ilaç yeniden konumlandırma yapmak mümkün. Onun dışında retroperspektif klinik analizler var. Bu şu an çok yine revaçta olan elektronik health record sistemleri ya da klinik veriler, bu post marketing surveillance data dediğimiz ilaçların pazara çıktıktan sonraki güvenilirlik verilerinin toplandığı ve bunların analiz edildiği ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları yapmak mümkün. Onun dışında bir de böyle geniş ölçekli in vitro düzeyde ilaç taramaları yapılıyor ve bunlar genellikle genomik veriyle birlikte analiz ediliyor. Bunlar üstünden de ilaç yeniden konumlandırma yapmak mümkün. Onun dışında deneysel yöntemlerde de fenotipik screening var. Burada fenotip bazlı taramalar. Burada da yine in vitro da in vivo hastalık modellerinde potansiyel olabilecek ilaçlar taranıyor. Ve klinik olarak incelenmiş oluyor. Ya da binding assay şeyleri var. Yani target dediğimiz bu hedef moleküle İlaç bağlanıyor mu, bağlanmıyor mu? Bunu deneysel olarak inceleyebiliyorsunuz. Aynı bizim moleküler docking'de hesapsal ortamda yapmaya çalıştığımız, yani bilgisayar ortamında simüle etmeye çalıştığımız şeyi deneysel yöntemle deneyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu artık verilerin artması maliyet anlamında da araştırmacılara yardımcı olması sebebiyle hesapsal çalışmalar ilaç yeniden konumlandırmada çok önem kazandı. Ve biz bunları genelde sistem bazlı, yani tüm organizmaya etkisi nasıl olur
Onu anlamak için yine ağ tabanlı yapılar ve sistemler kullanıyoruz. İşte buna gelişen teknolojiyle bu dediğim gibi yüksek hacimli verilerin elde edilebilmesine olanak sağlayan enstrümanların, ekipmanların gelişmesiyle de aslında katkı sağlamış oluyoruz. Ne yapabiliriz hesapsal yöntemlerle konuştuğumuz şeyler dışında? Mesela yan etki profillerinin benzerliği incelenebilir. Ya da ilaçların kimyasal yapıları, yani yapı olarak da birbirine benzeyen ilaçlar acaba aynı etkiyi gösterir mi diye bakabiliriz. Transcriptional response dediğimiz bu ilacı tatbik ettikten sonra bir dediğim gibi hücre hattına ya da hayvan modeline daha sonra gen ekspresyon düzeyinde mRNA seviyesinde ne değişiklik oluyor diye bakılıp ya da non-codinglere bile bakılabilir bunun için. Yani ilaç yeniden konumlandırma yapmak yine mümkün. Onun dışında genom boyutlu genome-wide bizim GWAS dediğimiz genome-wide association studies, genom boyutlu içkendirme çalışmaları, fenotip boyutlu içkendirme çalışmaları ya da bunların kombine olarak kullanıldığı yaklaşımlarda yine hesapsal çalışmalar altında incelenebiliyor. Yani genelde baktığınızda ne yapıyoruz aslında? Hesapsal çalışmalar yapan araştırmacılar için şu an var olan bir ilacın farklı bir çalışma için, farklı bir hastalığın tedavisinde kullanılması için gidebileceği birçok yol var. Ve biz bunları en efektif şekilde kullanarak denenebilecek hipotezler yaratmaya çalışıyoruz. Yani deneysel olarak denenecek şeyleri önceliklendirmeye çalışıyoruz aslında. Hesapsal yöntemlerle yapmaya çalıştığımız şey temelde bu. Burada da yine farklı bir tablo paylaştım. Hangi hastalık türü, işte hastalık şeyin, ilacın adı ne, nerede kullanılıyor, yeni indikasyon ne, onaylanıp onaylanmadığı gibi. Şimdi ilaç yeniden konumlandırma da tabii ki onaylanan ilaçları kullanmanın avantajından bahsettim sizlere. Yani çok uzun bir aşamayı atlamış oluyorsunuz. Ama onun dışında bizim daha araştırma aşamasında olan mesela investigational ilaç drug dediğimiz kısımlarda da o ilaçlar da mesela kullanılabilir. Ya da bir orphan drug denilen bir konsept var. O da yetim ilaç işte Türkçesi. Çok nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar var ve farmasötik firmalar aslında bu ilaçları çok üretmek istemiyor. Çok para kazanamayacağı için ya da çok fahiş fiyatları mesela SMA hastalarını biliyorsunuz aslında nadir hastalık statüsünde. Şimdi bizim sosyal medyada falan bu kadar çok duyuyor olmamız, bu kampanyaların olmasının sebebi aslında bunun bir nadir hastalık olması ve nadir hastalık olduğu için tedavisi nasıl olacak, bu ilaçların üretimiyle ilgili aslında çok fazla yatırımın olmamasıyla ilgili. Yani bir rekabet olmadığı için, çok kolay üretilemediği için, Ar-Ge'si çok zor, yani çok çalışılmadığı için, firmaya çok para kazandırmayacağı için çok çalışılmıyor. Çok çalışılmadığı için çok az, işte bu orphan drug dediğim kısma dönüyor. Bir kısır döngü yani. Yetim ilaç statüsüne düşüyor var olan ilaç. O da üreten firmalar bu sefer istediği fiyatlara ya da fahiş fiyatlara satabiliyor. Böyle bir sıkıntı. İşte bu ilaçlar da ilaç yeniden konumlandırma için kullanılabilir. Ya da farklı açıdan baktığınızda piyasada çok bulunan, birçok firmanın ürettiği, rekabetin çok olduğu, patent süresini geçmiş mesela bir ilaç da belki SMA hastalarına iyi gelebilir öte yandan. Yani bunun da araştırmasını yine ilaç yeniden konumlandırma altında yapabiliriz. Buradaki bazı ilaçlar dediğim gibi bu işte klinikteki gözlemlerle bulunmuş, retrospektif çalışmalarla bulunmuş ya da farmakolojik çalışmalarla, araştırmalarla bulunmuş ilaçlar olduğu gibi burada hesapsal olarak da önerilen bazı ilaçlar var. Ya da şöyle de olabiliyor arkadaşlar. Yani bizim hem hesapsal olarak mesela metformin, hidroklorit gibi tip 2 diyabette kullanılan bir ilaç ama birçok kanser türünde etkisi var. Etkisi gözlemlenmiş. Bunlar hem hesapsal olarak gösterilmiş adaylar. Yani metformini hesapsal bir çalışmayla da bulan ya da ben de mesela kendi çalışmalarımda tecrübe ettiğim şey bu. Ben de buluyorum kanserde kullanılabileceğini. Ama bu klinikte de gözlemlenebilen mesela retroperspektif çalışmalarla gözlemlenebilen bir şey. Bulgu. Bunun gibi. Şimdi ilaç yeniden konumlandırmaya gelince tabii pandemi dönemindeyiz. Bunu da konuşmadan edemeyeceğim, küçük bir değineceğim. Çünkü aslında
pandemi içinde mesela bu koşullarda da pandemi koşullarında da ilaç yeniden konumlandırma çok önemli. Hastalığın ilk tedavisi için. Çünkü evet şimdi ben ilk tabloda size şeyi paylaştım. Biraz belki ümit verir diye. Öldürücü birçok pandemi aslında tarihte baktığınızda farklı yıllarda binlerce yıl önceden geriye doğru gittiğinizde tarihte zaten pandemiler görülmüş. Bunların bazıları işte bir yıl sürmüş, bazıları iki yıl sürmüş, dört yıl sürmüş. En kötüsü veba sanırım. 5 milyon insanın öldü, işte 15 yıllık uzun bir süreç. Gibi 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 böyle hala mesela HIV AIDS devam ediyor tabii. O 25-35 milyon insan totalde ölmeye başlamış. İlk görüldüğü zamanlarda burada tabloda var. Ama bir bu SARS-CoV-2'ye benzeyen, COVID'e benzeyen İspanyol gribi mesela 1918'deki çok söyleniyor. Bunların hepsi başımızdan geçti. Ve hiçbiri sonsuza kadar da sürmedi. Bir tek işte HIV devam ediyor. Onun da onunla birlikte yani HIV infekte insanlar da yaşayabiliyor. Çok yani zor süreçlerden de geçseler. İlaç tedavileri üstünde birçok ARGE çalışması var ve kontrol edilebilir bir hale geldi. En azından nasıl korunacağımızı biliyoruz gibi. Hani o yüzden biz bunu da atlatacağız yani ya da birlikte yaşamaya alışacağız. İki türlü iki seçenek var. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecek bu şekilde. Onda müsterih olun. Peki ilaç yeniden konumlandırma neden önemliydi pandemide? Şimdi ilk yapılan şey bir ilaç yok. Başımıza geldi. Yani bir şekilde bu virüs insana bulaştı ve hızlı bir şekilde yayıldı. Pandeminin içine düştük. Peki ne yapacağız şimdi? Hangi ilacı kullanacağız? Bunun için ilaç geliştirmek çok zor. İşte en hızlı yol ilaç yeniden konumlandırma yapmak. Bunda tabii işte ne yolu izliyoruz? İlk başta diagnoz önemli. Orada klinikte görülen bulgulara göre ilk yapılan şey buydu yani. Klinikteki bulgulara göre bu bulguları hangi ilaç tedavi eder? Daha sonra birçok farklı hesapsal yöntem çalışma aslında kullanıldı bunun için. Hala da kullanılıyor. Ama ilk başta çalışılan tabii ilaçlar antiviral grup oldu. Daha sonra antiparazitik ilaçlar kullanıldı tedavi için ilk başlarda. Daha sonra bu stokin fırtınaları için immunosupresif, immunomodulator dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayan ya da düzenleyen ilaç grupları kullanılmaya başladı. Daha sonra baktılar etkisi var, işte D vitamin takviyeleri falan gibi böyle nutritional dediğimiz takviyeler işin içine girmeye başladı ya da kombine terapiler konuşulmaya başlandı. Burada ben size birkaç örnek verdim mesela COVID-19 için. İlk böyle repropoz edilen antiviral ilaçlardan lanoprevir var mesela. Normalde bu hepatit C virüsü için kullanılan bir ilaç. Favipiravir de çok duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. O daha böyle geniş spektrum antiviral bir ilaç. Onun dışında ritonavir var mesela. HIV'de kullanılan bir proteaz inhibitörü. İşte oseltamivir var. Bunların hepsi farklı ülkelerde denenmiş, kullanılmış ilaçlar. Ya da umifenovir mesela. O da yine influenza ve ilk varyantı SARS'ın, SARS-CoV-2'da kullanılmış antiviral bir ilaç. İlk başta işte pandemi başlandığında ilk denenen, kullanılan şeylerdi. Ve klinik bulgulara göre açıkçası tercih edilmiş ilaçlardı. Bu sonrasında farklı dediğim gibi ilaç grupları da sırayla denenmeye, tedavi için kullanılmaya başlandı. Burada da yine bilinen bazı ilaçları görüyorsunuz. Tedavide, COVID-19 tedavisinde denenmiş, kullanılan. Şimdi asıl benim çalıştığım konu olan kanser tedavisinde ilaç yeniden konumlandırmaya geldik. Ben ilk böyle Nesican'ın fotoğrafını koyuyorum genelde bu sunumları yaparken, bu tarz sunumlarda. Çünkü bazen şöyle oluyor. Şimdi bizim hayatımızda, ailemizde kanser hastası biri yoksa olana kadar bunların hepsi böyle bir şey gibi, yani okuduğum bir kitap, izlediğim bir film gibi kalıyor. Bunun ne kadar gerçek olduğunu ve insanlara acı verdiğinin dışında kalıyoruz. Ama Neslican'ın örneğinde biraz daha böyle sosyal medyadan falan insanlara ulaşabilmişti ve çok böyle genç bir kadının verdiği çok güzel bir savaşı görmüştük. Ne yazık ki onu da mesela kaybettik. Ama dediğim gibi daha bu sağlam duruşuyla
insanların da çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. O yüzden bu kanserle savaş sadece hastalıkla değil aslında. Yani psikolojik bir mücadele, fizyolojik bir mücadele, ekonomik bir mücadele. O yüzden yapılabilecek ne varsa yapmak lazım diye düşünüyorum. İlaç yeniden konumlandırma, özellikle kanser hastalarında uygulanması fikri. O yüzden doktora konumunda çok merakla, heyecanla çalıştığım bir konu oldu benim. Burada kanserin dünyadaki haritasını görüyorsunuz. Son güncel bir istatistik bu. 2018 en güncel dünya istatistiği. Ve her yerde az çok, yani Amerika mesela ilk sıralarda, Avrupa'da da çok sıklıkla görülüyor. Türkiye biraz daha bu ranking yapıldığında, sıralama yapıldığında bu prematür mortality diye geçmiş. İşte ikinci sıralarda kanser insidansına en böyle yıllık istatistik veren de Amerika. Oraya baktığımızda da 2021 için konuşuyorum. Yeni hasta, prostat kanseri hastaları, en ya yani prostat kanseri ilk sırada yeni teşhis konulacak hastalık, kanser türünde diyeyim. Öldürücülüğü yüksek olan tür ise akciğer. Genelde önceki yıllarda da böyleydi. Yani 2-3 numaralar değişebiliyor ama hep en çok teşhis konulan kanser türü prostat. Erkeklerde son 5 yılda yani ölüm sayısının en fazla olduğu tahmin edilen de akciğer ve bronş kanseri. Kadınlara baktığımızda ise meme en çok teşhisi konulan tür, akciğerde en çok tahmini ölüm 2021 için yine. Peki tedavide ne yapıyoruz kanserde? Radyasyon terapisi, kemoterapi ve cerrahi operasyon var. Hep yapılan şey. Şimdi bunlara da baktığımızda kullanılan kemoterapötik ilaçların çok yan etkileri maalesef hayat kalitesini çok etkiliyor. Yani standart alınan bir kemoterapötik ilaç sağlıklı hücreyle kanser hücresini ayıramıyor. Sağlıklı hücrelere de zarar veriyor. Ayrıca bir süre sonra bu kemoterapötik ilaçlara bir direnç mekanizması gelişiyor. O da tedaviyi zorlaştırıyor. Türkiye açısından baktığımızda bunlar çok pahalı ve hep yurt dışından bizim genelde ithal ettiğimiz ilaçlar. O yüzden bazen temininde sıkıntı çekiyoruz, ödemekte sıkıntı çekiyoruz. Ve işin kötü tarafı, işte paranız bile olsa bazen ilaç sizde işe yaramıyor biliyor. Yani çok iyi çalışmıyor. Öte yandan hadi yeni bir ilaç geliştirelim, elimizdekiler yetmedi diyorsanız da yine bu ARGE faaliyetlerine geliyoruz. Süre 9-14 yıllar, işte milyar dolarlar mertebesinde paralar gerekiyor. Ve hala klinik aşamaya geldiğinizde bir failure olma riski var. Yani başarısız olma riski hala var, sıfırdan ilaç geliştiriyorsanız. O zaman bizim araştırma motivasyonumuz neydi? Başlarken benim daha doğrusu doktora çalışmamda araştırma motivasyonum hep şu oldu. Ya zaten bu kanserde kullanılmayan ilaçların çoğu daha böyle az ya da tolere edilebilir yan etkilere sahip. Daha ucuz çoğu ve daha ulaşılabilir birçok hasta için. Bu farmasötik firmaların açısından baktığınızda da yine potansiyel olarak bir pazar avantajı sağlıyor. Üretim falan daha kolay. Belki de kendi lisansları altında olan bir ilaç kanser tedavisinde kullanacak. Bu da daha çok satacakları anlamına geliyor aslında. Hani ekstra bir indikasyon daha eklemiş oluyorsunuz var olana. O firmalar açısından da avantajlı. O zaman neden kanser ilacı olmayan bir ilacı kanser tedavisinde kullanmak üzere kullanmayalım? Yani benim de başlangıç noktam çalışmalarım da buydu. İşte sistem biyolojisinde de biz bunu nasıl yapıyoruz? Ya bir model organizma ya insan verilerini alıyoruz. Hangi deneysel yöntemleri kullanacaksak kullanıyoruz ki bu veriler bazı veri bankalarında da depolanıyor. Neyi nerede arayacağınızı bilirseniz o veri bankalarındaki veriyi de direkt kullanarak çalışmanıza başlayabiliyorsunuz. İlla sıfırdan hani bir model organizmada insan datasına siz kendiniz elde etmenize gerek yok. İşte velev ki dediğim gibi deneysel yöntemlerle biz elde ettik. Bunlar data bankalarında, veri bankalarında depolanabilir ya da benim burada ağ tabanlı ya da signature base dediğim, yani biraz işte böyle Türkçe'ye, hep İngilizce slaytlar üstünden konuşan Türkçe'ye çevirmek zor olabiliyor. Ekspresyon bazlı çalışmalarda dediğim gibi nasıl kullanılır yaklaşımlarda. Ona göre analizinizi yapıp ilgilendiğiniz hastalık grubu neyse onun için hedef ilaçlar geliştirebiliyorsunuz. Tabii ki sonraki aşama yine başa dönüyor ama ya model organizmalarda ya da insan hücre hatlarında mesela ilk başta bunu denemiş olmanız gerekiyor hipotezlerinizi.
Burada bazı veri bankaları koydum ben. Hani ilgilenenler dönüp bakmak isterlerse diye hangi bilginin nereden alınabileceği ile ilgili. Tabii ki tamamen bunlarla sınırlı değil. Daha birçok veri bankası var kullanabilecek ama bunlar en bilinen, en çok kullanılanlardan. Buradaki ilaçlar da kanserde en sık, yani birçok birden farklı, birden çok kanser türünde kullanımı ile ilgili çalışma olan ilaçlar. Mesela metformin gibi antidiyabetik bir ilaç ya da aspirin, antiinflamatuari gibi bir ilaç. Burada digoxin, statinler, protein pompası inhibitörleri, itraconazol var mesela bir antifungal, disulfiram var, kronik alkolizm tedavisinde kullanılan. Mesela burada işte meme, kolon, akciğer, tiroid, uterin kanserlerinde kullanımı ve hangi aslında antikanser aktiviteyi hangi moleküler mekanizm üstünden sağlayabildikleriyle ilgili artık bilgiler elimizde mevcut. Eğer daha böyle detaylı okumak isterseniz, ilgilenirseniz diye ben bizim bu konudaki yayınımızda derleme bir makale. Buradan da okuyabilirsiniz yine daha detaylı. Burada da ilk başta şeyi çok bunun üstünde durmayacağım ama yani şöyle baktığınızda arkadaşlar 2009 yılında mesela sadece 20 tane kanser tedavisinde kullanabilecek ilaçtan bahsediliyorken 2019 yılında geldiğimizde 2061 tane neredeyse yani yayın var. Bunların hepsi tabii ki kanserle ilintili değil ama yani 20'li yayınlardan 2000 üstüne hatta 3000'e yakın şu an daha fazla dediğim gibi drug repositioning sadece 2000, bir de drug repurposing eklediğinizde 3000'i aşan yayın var bu konuda dediğim gibi. Ama yıllar içerisinde bu çalışmalar hem böyle farklı ülkelerin kendi devlet organlarının destekleri de var. Onun dışında biz çok farmasötik firmanın da yani hem işte özel sektörün hem devlet ayağının olduğu kolaboratif, yani birlikte de çalıştıkları, daha doğrusu birbiriyle ilişkilendirilerek çalıştıkları, ayrı ayrı çalıştıkları birçok şey var. Ya da araştırmacıların kurduğu böyle konsorsiyumlar var. RADO gibi işte Repositioning Drugs in Oncology diye. Onun dışında çok yüksek bütçelerle desteklenen araştırma programları var. Bu ilaçların etkisini araştıran için mesela bu Amerika'da National Institute of Health'in Links Project gibi, Library of Integrated Cellular Signatures gibi birçok veri bankası ilaçla ilgili çıktı ortaya ve DrugBank mesela bunlardan en bilineni. Onlar son sürümüne, son versiyonuna bu veri bankasının birçok ilacın, yüzlerce yeni ilacın, daha doğrusu yüzlerce ilacın yeni klinik denemeleri, faz aşamaları, repropoz edilip edilmediği ile ilgili bilgileri de eklediler. Bunlar olmayan şeylerdi. Daha çok böyle sistematik ya da birbiriyle bağlantılı bir network analizleri de kümülatif olarak artmaya başlandı bu zaman. Yani bu 2000 artık 10 sonrası süreçte diyebiliriz. Peki biz ne yaptık? Ben ne yaptım doktora sırasında? Önce size bu çalışmayı anlatacağım. Genom boyutlu metabolik modellerle ilaç yeniden konumlandırma. Burada prostat kanseri için hangi ilaçlar kullanılabilir tedavisinde onun araştırmasını yaptık. Genom boyutlu metabolik modelleri de aşina olmayanlar için yaptığımız aslında şu. Veriler topluyoruz. İşte bunlar omik seviyeden olabilir, önceki modellerden veri eldesi olabilir, çevresel veri ya da hastaya direkt özel klinik ya da görüntü farmasötik verileri de toplayabiliriz, entegre edebiliriz modeli. Bunlardan bir stoikiyometrik matriks oluşturuyoruz. Bunu da şöyle düşünün. İşte satırlarda genler, kolonlarda mesela reaksiyonlar ya da satırlarda metabolitler, kolonlarda reaksiyonlar var ve bunların reaksiyon kat sayılarına göre biz hangi moleküler pathway'de hangi enzim ne kadar çalışıyor, hangi gen ne kadar ekspres oluyor, hangi metabolit ne kadar üretiyor, bunu matematiksel olarak modelliyoruz. Bu modeli de belli bir fenotip algılamak için mesela işte hastalık olabilir bu ya da hastalık için dizayn edilmiş bu metabolik modelden biomarker bulabiliriz. Biyo işaretçi moleküller, ilaç hedefleri, hastalığın işte belki prognozunun nasıl olduğu, nasıl ilerlediği ile ilgili çalışmalarda hepsinde bu metabolik modeller kullanılabilir. Ben dediğim gibi prostat kanser için bir model rekonstrakt ettim. Onun için de hem protein, yani proteomik seviyede
hem transkriptom düzeyinde kişiselleştirilmiş transkriptom dataların olduğu bir inputla, veriyle birlikte metabolik modelimi rekonstrakte ettim. Bu modelde de prostat kanserini reprezente eden 2600'e yakın gen, 6000'den fazla da reaksiyon vardı. Daha sonra ben bir de differential express gen dediğimiz, yani hastalıkta ekspresyonu değişen genler hangileri prostat kanserinde, onu bulup metabolik modelimde peki bu genlerden kaç tane var diye baktım. Toplamda 641 tane gen ekspresyon düzeyi değişen benim modelimde gen vardı. Biz bunlara metabolik gen izleri dedik. Daha sonra size bu bahsettiğim signature based teknik dediğimiz şeylerde de hangi ilaç bu hastalığı tersine çevirebilecek ekspresyon düzeylerini elde etmeme yardımcı olur, onu buldum. Bu da işte Kolmogorov-Smirnov diye bir test yaptık. Buradaki benzerlik skorunun -1'e yakın olması demek. İşte ne kadar -1'e yakınsa o kadar benim hastalıktaki gen ekspresyon düzeyim tersine çevirebilir demek. Ya da işte 1'e ne kadar yakınsa bu hastalık olabilir, bu kadar benziyor, bu ilacın etkisi bu hastalığın gen ekspresyonu çok benziyor demek oluyor. Şimdi bu ilk kısımda aldım. Daha sonra ben bunu metabolik model üzerinde de denemek istediğim için dedim ki hangi genlerle ilişkili acaba bu ilaçlar, onu bulayım. Burada da kullandığım veri Connectivity Map 2 idi. Connectivity Map diye, o da işte ayrı, hatta bir sunum konusu olabilecek çok geniş çaplı güzel bir çalışma. Yaptıkları temelde şu farklı, işte kanser hücre hatlarında 1000 küsur ilacı deniyorlar. Normalde 1309 ilaç vardı ben kullandığım zaman veri setinde. Ve ben 3 tane hücre hattı, PC3 bir prostat kanser hücre hattı, HLA61 lökemiya hücre hattı, lösemi hücre hattı, MCF7 de meme kanseri hücre hattı. Onların hepsindeki gen ilaç etkileşim listelerini böyle bir matrix şeklinde alıp hani ekspresyonda ne kadar değiştirmiş? Bu ilaç, işte ilaç 1, drug 1, gen 1'in ekspresyonunu ne kadar değiştirmiş? Mesela böyle bir tablo oluşturdum. Daha sonra bunların hepsinin aynı, benzer şekilde görülüp görülmediğini hesaplayan bir güvenirlik skoru hesapladım. Yani tüm kanserlere bakıyorum, prostatta da, HLA60'da da, MCF7'de de bakıldığında bu gen bu ilacı bu şekilde etkilemiş diyorsa A diyorum, bu daha güvenilir bir etki. Bir de bunların hesabını yaptım. Ya yani en sonunda oluşturdum hem güvenilirlik skorları hem ekspresyon katsayıları, bu FC kat değişim mi dediğimiz log FC'lerin olduğu bir matrix oluşturdum. Ve en nihayetinde elimde benim 23 tane ilacım kaldı bunların hepsini değerlendirdiğimde. Sonra da gidip literatüre baktım. Yani bu 23 ilaç acaba daha önce prostat kanseriyle ilişkilendirilmiş mi, ilişkilendirilmemiş mi diye. 12 tanesi daha önce ilişkilendirilmişti. Yani denenmişti prostat kanserinde. 11 tanesi hiç denenmemişti. Yani bizim novel diye tabir edeceğimiz ve bunların hiçbiri de kanser ilacı değil aslında, gördüğünüz gibi. İşte diüretik var, antihelmintik, antibakteriyel, opioid ya da NMDA reseptör inhibitörü gibi ilaçlar var. Modeli bunları daha sonra oluşturmuş olduğum, dekonstrakte ettiğim prostat kanser genom boyutlu metabolik modeline bu genlerle birlikte ilaçları tatbik ettiğimde, yani şuna baktım. Şimdi ilacın hangi genleri ne düzeyde etki ettiğini biliyorum. O genlerin akıllarını tersine çevirdim. Yani azaltması artıyorsa azaltıyorum. Çünkü normalde reverse etki bekliyorum. O etkiyi deneyerek metabolik model üstünde model büyümeye devam ediyor mu etmiyor mu? Şimdi burada bir object and function dediğimiz şey belirliyoruz metabolik modellerde. Burada da biomass maximization, yani hücre bölünebiliyor mu, çoğalabiliyor mu, bunu sağlayabiliyor mu diye kontrol ediyorum. Bunu sağlamıyorsa A diyorum, demek ki inhibitor etki gösteriyor ilaç. Yani temelde böyle basit olarak yaptığım şey buydu. Burada da 8 tane, yani daha önce ilişkilendirilmiş 12 tane ilaçtan bahsetmiş. Mesela bunların 8'inin inhibisyon etkisini ben metabolik modelimde görebildim. Göremediğim 4 tanesini de aslında kaynaklarına gidip baktığımda evet denenmiş ama metabolize hali mesela farklı bir formu, ilacın o isminin, yani ilacın kendisi değil metabolize halinin etkisi olduğunu söylüyor mesela, o tarz gibi. Yani çok böyle o kaçırdığım dört de çok
böyle önemli değildi. Yani başka sebepler vardı altında. Ama bu 11 taneden sadece 5 tanesi, benim hani yeni bulduğum dediğim 11 ilaçtan sadece 5 tanesi inhibisyon etkisi gösterdi metabolik modelde in silico olarak. Bir tanesi de zaten veteriner ilaçtı, o yüzden onu çalışamadık. Bu 4 tanesi de bir 1001 projesinde, dediğim gibi benim doktora tezim kapsamında yazılmış, danışman hocamın yürütücü olduğu 1001 projesinde, TÜBİTAK projesinde denendi. Şimdi ben ne yaptım? 1309 tane ilaçla başladım. Tüm çalışma boyunca azaldı azaldı. En sonunda 4 tane bu in silico survivability testi yaptıktan sonra metabolik modelde 4 tane ilaca indirmiş oldum. Yani 1300 tane ilacı prostat kanserinde denemek yerine 4'e indirmiş oldum. 4 rasyonel tercih indirmiş oldum. Farklı hücre hattında burada 3 farklı prostat kanser hücre hattında ifenprodilin etkisini görüyorsunuz. Bu da sağlıklı prostat hücresi. Ayrıca hidroflüometriyazı da denedik. O da etki gösterdi. Yani antikanser aktivitesini görebildik. Burada farklı her satırda 3 farklı kanser, prostat kanser hücre hattını görüyorsunuz. Mesela PC3'de kontrol grubu gayet ilacı vermediğimiz zaman yani gayet iyi yaşıyorlar. Yoğunluklarını görebiliyorsunuz ama ifenprodili verdiğimizde mesela görüntü bu. Ya da hidroflüometriyazı. Yani sonuçlar bayağı iyiydi bu anlamda. Burada yayında yine koydum. İlgilenen detaylı olarak bakmak isteyen olursa diye. Biraz hızlanacağım. Çok böyle uzadı gibi hissediyorum. Sizi de bu geç saatlere kadar tutmak istemem. Meme kanseri çalışmasında da yaptığımız şey aslında entropiyi gözetmekti. Yani entropinin düşüklüğü demek karmaşanın olmadığı, daha az bu low crosstalk dediğimiz yani değişimin daha az olduğu, daha deterministik sinyalleşmenin olduğu şeyler. O yüzden özellikle hani kanserde de bu arada tam tersidir. Yani kanser süreçlerinde biz genellikle yüksek entropi state'ini benzetiriz. Yani intrasample heterojenisi dediğimiz farklı birbirinden farklı örneklerin heterojenite gösterdiği çalışmalardır. Ama biz mümkün olduğunca homojen etkileşimleri bulmaya çalıştık bu çalışmada. Onu da meme kanserinin bir alt tipi olan basal-like alt tipi için yaptık. Entropisi en düşük protein-protein interaction'larından 3 tane modül çıkardık. İşte ve hub proteinlerinin ismiyle andık. EED, DHX9, ARCA diye. Onları farklı alt tiplerinde ekspresyon seviyeleri gerçekten farklı. Bunlar bazal tip için ayrı mı? Yani diğer alt tiplerinden farklı mı ekspresyonları? Onları kontrol ettik. Birbirinden farklıydı. Proteomik düzeyde de baktık farklı datasetlerde. Ve bunlar için ilaç yeniden konumlandırma yaptık. Mesela burada da mesela şu AZD dediğimiz AstraZeneca'nın daha approved olmayan ilaçları. Aslında biraz hani o tarz ilaç molekülleri de geldi burada. Hepsi onaylı değil. Ama ön plana çıkanlardan mesela anti-inflamatuar oxaprozinin özellikle bazal alt tipi için meme kanserinin işe yarayabileceği ya da 5-fluorosaytozinin kullanılabileceği gibi sonuçlara vardık. Bunun da ben hemen hızlıca yayını geçmiş oldum. En son ben artık doktoram bittikten sonra kanserde ilaç direncine sebep olan, çoklu ilaç direncine hatta sebep olan P-glycoprotein diye bir protein var. Onun etrafındaki koekspresyon, birlikte hareket ettiği genlere ait bir ağ yapısı kullanarak kolorektal kanser için bu sefer ilaç yeniden konumlandırma yaptık. Burada da dediğim gibi farklı ABCB1 bu gen P-glycoprotein ekspresi eden gen. Farklı sayıda proteinle koekspresyonlarına baktık. Yani networklerin ve her birinin ne kadar kontrol grubuyla hastalığı ayırdığına baktık. Burada onu görüyorsunuz. Yani bu maviler tümör, kırmızılar kontrol grubu. Bunların ekspresyon seviyeleri de RNA yani, seviyesinde birbirinden farklı. Yani ayırıcı. Bir onu inceledik. Burada da mesela 4 tane ortak ilaç bulduk. Şeyi değiştirmemize rağmen koekspresi olan protein sayısını bu ABCB1 geni etrafında. Ona rağmen hepsinde çıkan 4 tane hedef ilaç vardı.
Onların hepsi şey değil yani, daha önce kolorektal kanseriyle ilişkilendirilmiş olanlar var. Bir antineoplastik zaten olanlar var. Bizim pozitif kontrol olarak kullandığımız, yine tedavide kullanılan bir ilaç grubu var. Bize bizim sıfırdan kolorektal kanser için yeni önerdiğimiz, tedavisine konabileceğini önerdiğimiz ilaçlar var. Onlardan da Brezilya'nın impartazol var. Ve biz bunların da moleküler doping ile ne kadar bu ABCB1 geninin kolladığı P-glycoproteini fiziksel olarak bağlanma ihtimallerinin ne olup olmadığına baktık. Dediğim gibi moleküler kenetlenme çalışmasıydı. O da hali hazırda zaten kullanılan, yani MDR1'e bağlandığı bilinen bu ilaçlarla hemen hemen aynı sonuçlar aldık. Yani biz de iyi sonuçlar aldık. Dediğim gibi şu ne kadar düşük olursa arkadaşlar bağlanma afinitesi, biz o kadar mutlu oluyoruz genelde. Ayrıca kolorektal kanserinin 3 farklı ilaca dirençli halinin de gen ekspresyonlarına bakıp bulduğumuz ilaçlarla benzer mi değil mi diye öyle de bir ekstra yine hesapsal çalışma yapmıştık. Bu da o çalışmaya ait yayın. Peki ne yapılabilir? Tabii biz bunları yapıyoruz. Bize ne sağlıyor? Hangi fırsatları? Şöyle artık toparlayayım konuyu. Dediğim gibi nadir hastalıklarda bir umut olabilir ilaç yeniden konumlandırma. O anlamda ben çok önemli buluyorum. Kanser yine çok önemli bir uygulama alanı. İşte böyle pandemi oldu. Yani ne yapacağız? Bu tarz bir şey tekrar başımıza gelebilir. İnşallah gelmez. Ama olursa artık daha böyle hani rasyonel yollar var ve ne yapacağımızı biliyor olacağız. Burada kullanabilir. Precision medicine dediğimiz ya da personalized medicine dediğimiz konseptler artık hayatımıza girmeye başlayacak ve herkese yönelik ilaç söylemek yerine belki bu tarz algoritmalarla gelişen kişiye özel ilaç sunmaya başlanacağız. Bir sadece monoterapiler değil, yani bir ilacın tedavide kullanılması değil, bir kombinasyonla kullanılması için de ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları önemli. Onun dışında bu kolaboratif modellerin dediğim gibi devlet, özel sektör kurumlarının birlikte çalışması ya da özel sektörün üniversitelerle, akademiyle birlikte hareket edebilmesi anlamında da fırsatlar sunuyor aslında bu çalışma konusu. Problem ne olabilir? İşte bu intellectual property rights dediğimiz fikri mülkiyet koruma hakları, patentler problem olabiliyor. Yani siz başka bir firmanın patentli ilacını bir hastalığın tedavisinde kullanmak için kullanabilir misinizler giriyor. Bu da ülkelere göre değişen regülasyonlar, yasal problemlere sebep olabiliyor, değişikliklere. Tabii ekonomik, işte bu anlamda ekonomik sıkıntılar olabilir. Ve onun dışında datanın ne kadar çoksa aslında o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. O yüzden bu dataların artması ve paylaşılması anlamında hem verilerin hem de ilaç moleküllerinin, özellikle deneysel ilaç yeniden konumlandırma yöntemleri kullanılacaksa bu ilaç moleküllerinin paylaşımı çok önemli. Bunlar da karşılaşabilecek artık challenge dediğiniz ve sıkıntılar. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben konuşurken anlayamadım ama bayağı beklediğimde uzun sürdü sunum. Umarım ilginizi çekmiştir. Sorularınız varsa da almaya hazırım. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Soruları şu an, evet gelmiş zaten sorular. Hemen okuyorum hocam. İlaç keşfi çalışmalarında yapı temelli ilaç tasarımı yoksa ligand temelli ilaç tasarımı daha yüksek sonuç veriyor? Yani ilaç keşfi aslında çok apayrı bir konu ve benim uzmanlık alanım değil. O yüzden yanlış bir şey söylemek ya da yanlış cevap vermekten çekineceğim için bunu geçmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi ben hep ilaç yeniden konumlandırma çalıştım. Yani ilaç keşfinde bu daha iyi sonuç verir demek biraz benim için iddialı olabilir. Tecrübe etmediğim bir şey çünkü. Tamamdır hocam. Başka? Hedef proteinlerin veya enzimlerin etkileşiminden önce tahmin edebildiğimiz süreçte hedef dışı başka proteinlerle etkileşim sağladığında buna karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? İşte buna karşı önlem alınmıyor. Yani off target dediğimiz aslında bilinen hedefleri dışında evet başka şeyleri de, yani başka proteinleri de hedef alabilir. Bunun için bir önlem alınmıyor ama ilaç yeniden konumlandırma bunu avantaja çevirmeye çalışıyor. Yani aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey bu off target'ların etkisi üstünden yeni indikasyonların bulunması. Ve
önlem gibi demeyelim ama başka neyi etkilediğini bulmak için zaten çok uzun süreçli bu klinik araştırmalar yapılıyor. Eğer başka bir yola, başka bir petveyi, başka bir hedef molekülü zaten etkiliyorsa ve bu etki fizyolojik olarak da gözlemlenebiliyorsa mesela o şey oluyor, fail oluyor yani klinik 2'de, faz 3'te durdurulabiliyor. Eğer tolere edilebilir başka bir etkisi varsa da yola devam ediyor. Yan etki olarak yazılıp devam ediliyor. Tam olarak böyle hani önlem, bir koruma gibi değil. Tabii şeyler var şimdi. Targeted terapiler falan var. Mesela bir hedef molekülünüz varsa onun için ilaç geliştirildiyse o dokuda çözülebilecek şekilde ayarlamaya çalışıyorsunuz. İşte nanopartiküllerle, enkapsülasyonlarla yapılıyor bazı şeyler. Hani ilaç taşıma biraz direct delivery kısmına giriyor, biraz daha farklı bir boyuta taşınıyor. Hani o olabilir belki bir sorun cevabı ama biraz önlem gibi değil. Dediğim gibi takiple niye etkileyip etkilemediğine bakıyoruz. Yani biz de off target'lardan avantajı yaratıp onu ilaç yeniden konumlandırma için kullanıyoruz zaten. Anladım hocam. Cansu Boz Hanım, kanser bakteri ve virüslerin neden olduğu bir hastalık mıdır? Tüm kanserler değil ama bazı kanserler evet viral kaynaklı, yani işte baş boyun kanserleri mesela HPV-16 kaynaklı olabilir ya da servikal kanser hepimizin bildiği HPV-16-18'in majör olduğu ama başka yine epitoplarının da sebep olabildiği kanser viral kaynaklı bir kanser türü. Hani olabiliyor, evet bunlar etki edebiliyor ama tüm kanserler için tabii ki değil. Şu an bakıyorum hocam. Sorularımız sanırım bu kadar. Evet. O zaman hocam bizi kırmayıp katıldığınız için sizlere ve sevgili katılımcılara çok teşekkür ederiz. Hocam umarım sizi seneye de okulumuza alırız. Gelecek etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de başarılar diliyorum. Umarım yollarımız bir yerde yüz yüze de kesişir. Umarım hocam. Umarım. Çok sağ olun.